Kıyamet üç kısımdır. Biri küçük kıyamet, hadis-i şerifte buyurulduğu üzere insan öldüğü vakit onun kıyameti kopar. İkinci kıyamet, sür üflendiği vakitte bütün mevcudatın dağılmasıdır. Üçüncü kıyamet ise ikinci sur üflendiği zaman herkesin tekrar kendi manası içinde cesede bürünüp kendi amellerimizin neticesini bulduğu andır. Yani basubadel mevt. Şimdi bunu biz bu aleme tevdi edersek, birinci kıyamet zaten doğduğumuz an, çünkü doğduğumuz an ölü doğuyoruz. Yani o ölü öldüğümüz an oluyor. Onun için Mülk suresinde Allah, burası beni çok etkiliyor, ölümü ve hayatı seni imtihan etmek üzere yarattı diyor. Şimdi normalde bizim statümüz böyle değil. Hayat ve ölüm, değil mi? Önce yaşıyoruz, sonra ölüyoruz. Halbuki demek ki dünyaya geldiğimizde ölüyüz. Diriliş daha sonra. Bu dünyada dirilemezsek öbür alemde mecburen dirileceğiz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi birinci kıyamet bu dünyaya geldiğimiz andır. İkinci kıyamet gönlümüzde Allah kavramının bir şekilde uyandırılmasıdır. Yani baştan aşağı ben derken Mürşid-i Kamil ya da Sille-i Hüda, Allah'ın bir hadisesi yahut bir güzel söz yahut Allah'ın sana deyişi insanı bir anda bir Allah dedirtir. Ya ben yokmuşum, Allah varmış dedirtir. Bu iksurdur ki bu bir senin vücudundaki ikinci kıyamettir. Normal yaşarken. Şimdi bu daha sadece seni diriltir. Fakat sendeki bütün nefsani huylar ölür ve sen ölmeden önce ölme seviyesine ulaşırsan vücudun tıpkı basıl madel mevtte dirilmiş gibi kendi manasını aksettirmeye başlar. Onda artık nefsaniyet, dünyaya ait varlık kalmaz. Bu da üçüncü kıyamettir. İşte üç kıyameti bu dünyada gören öbür alemdeki kıyamete ihtiyaç duymayacaktır. Yani direkt olarak o kıyamette kalkmış gibi olacaktır. Anlatabiliyor muyum söylemek istediğim? Dolayısıyla mürşide çok ihtiyacımız var.